Herkese merhabalar. Türkiye geneli LGS denemesi ile alakalı sorular yönelttiniz. Bizler de o sorularınızı cevaplayacağız şimdi. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Türkiye geneli LGS denememiz Tonguç kitapçılarında mutlaka gidip almanız gerekiyor ve Türkiye genelinde sıralamanızı görmek için mutlaka bu denemeyi çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Önemli bir deneme. İçerisindeki sorular son derece kaliteli, tam da sınav ayarında hazırlandı sizler için ve bu denemeye girdikten sonra inşallah hem kendinizi göreceksiniz. Aa ben kaç soruda kaç yanlış yaptım? Bu yanlışlarımın doğru çözümleri nelerdir? Bunları göreceksiniz. Hem de aynı zamanda, aynı zamanda Türkiye sıralamanızı göreceksiniz. Dolayısıyla mükemmel bir sınav provası olacak sizler için. Harika bir şekilde eksiklerinizi görüp sınava kadar hepsini harika bir şekilde kapatacaksınız. Ama arkadaşlardan sorular gelmiş. Hocam demişler bu Türkiye genel denemesi nasıl oluyor? Ne, ne yapılacak? Ne zaman yapacağız? Cevapları nelerdir? Bazı arkadaşların kafası karışmış. Hiç önemli değil. Hepsini şimdi tek tek sizler için cevaplayacağız. Bütün yorumlarınızı tek tek okuduk. Burada Ayşe İpek Taşdemir'in, Yusufcan Bilkut'un, Runa Yovmaski hepsinin yorumları burada. Hepsini tek tek cevaplayacağız arkadaşlar arkadaşlar. Öncelikle gerçek bir sınav provası. Yani sizin için tam anlamıyla LGS konularının tamamını kapsayan ve Milliyetin Bakanı'nın açıklamalarına göre yeni 2020'de yapılan LGS ve 2021'de yapılması planlanan LGS'nin müfredatına göre içerisinde orijinal optik okuyucusuyla konu analiziyle ve sonrasında sizler için yapacağımız netlere göre kitap tavsiyesiyle tam bir sizin için prova olacak. Türkiye genelinde sıralamanızı göreceksiniz ve adeta diyeceksiniz ki "Oh be, eksiklerimi gördüm." Artık daha iyi, daha sıkı çalışabilirim. Ve Türkiye genelindeki denemede şu yanlışları yapmıştım. Çok kaliteli bir denemeydi. Ama artık o yanlışları yapmamak için daha çalışmam için süre var. Bunları değerlendireceğim diyeceksiniz. Hemen sorularınıza geçiyorum. Ayşe İpek Taşdemir çok kolay bir soruyla başlamış. Nereden alabilirim denemeyi demiş. Türkiye'deki tüm Tonguç kitapçılarından alabilirsin Ayşe İpek Taşdemir. Çok uygun bir şekilde sizlere ulaştırıyoruz. Gideceksin diyeceksin ki kardeşim, abicim, ablacım bana Tonguç Türkiye Genel LGS denemesi verebilir misin diyeceksin. Onlar da sana çok komik bir rakamla ulaştıracaklar, verecekler. Dolayısıyla tüm Türkiye'deki Tonguç Kapçıları'ndan alabilirsin. Ee, bu kitapçıların listesinde burada iyi e butona tıkladığınızda görebilirsiniz. Yusufcan Bilkut demiş ki... Tüm kırtasiyelerde TL değil mi? Evet, zaten üzerine yazdık. Bakın burada yazıyor hiç kimse böyle 3 TL'ye 10 TL'ye satamaz. Normalde bir deneme çok pahalıdır arkadaşlar. Hele hele böyle kaliteli bir deneme çok daha pahalıdır. Ama biz sizlere bir şekilde en kaliteli denemeye ulaştırmak istedik. Türkiye sıralamanızı görmenizi istedik. Dolayısıyla her yerden aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Deneme sınavını nerede ve ne zaman bilgilendirebilirsiniz? Arkadaşlar deneme sınavı öncelikle bu bir online deneme sınavı değil. Gerçek bir deneme sınavı. Yani elinize tek tek çözeceğiniz bir deneme sınavı. Dokunabileceğiniz bir deneme sınavı. Dolayısıyla bu deneme sınavını şu anda Tonguç kitapçılarına gidip alabilirsiniz. Bu bir. Ardından da denemenizi çözebilirsiniz. Burada bir sıkıntı yok. Ama biz gerçek bir sınav provası yaşamanız için 27 Mart Cumartesi günü Tonguç Akademi kanalımızda bakın yazıyorum buraya hatta denemenin arkasında bunlar yazıyor hatta burada net bir şekilde yazıyor. 27 Mart Cumartesi günü yazıyorum buraya bakın. 27 Mart Cumartesi saat 10'da birlikte saat 10'u da yazıyorum güzel bir şekilde saat 10'da bakın tek nokta oluyor bunu unutmayın. Saat 10'da birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Nerede? Tonguç Akademi ana kanalında çözeceğiz ve o ana kanalda beraber denemeye girmiş gibi yapacağız. Sizler işte kitapçıklarınızı alacaksınız. Kalemler, masa toparlanacak, anne odaya girme falan. Hep beraber bir pomodoro eşliğinde çözeceğiz. Hatta bazı arkadaşlarımız da burada bizimle beraber çözecekler. Hadi bakalım diye sınav başla diyeceğiz. Ve herkes belki de tüm Türkiye sessiz bir şekilde bu denemeyi çözecek. Ardından da saat 10'da deneme çözümüne başladıktan sonra canlı bitireceğiz. Ardından da artık saat 19'dan sonra... Cumartesi günü saat 12'den 30 Mart çarşamba günü saat 19'a kadar yani saat 10'da on, başladık ya 12'de bitti. 19'a kadar. 31 Mart çarşamba. Bunu da yazalım Julia. Bu tarih önemli. 31 Mart çarşamba. Bu tarihler neden önemli? Tekrar söylüyorum. Şimdi biz 27 Mart'ta ya da bugünlerde çözdük. Hiç fark etmez. Şu anda alıp çözebiliriz. Ben açıp vermem şimdi şak diye çözebilirim. Süperde sorular var bu arada. Gerçekten ben böyle Türkiye derisi yapma ihtimali olan öğrencilerime çözürdüm. Hocam mükemmel bir deneme olmuş dediler. Dolayısıyla ben bile bu yaştayım yani artık 98 yıllık öğretmenim benim bile çözesim geldi. Neyse 27 Mart Cumartesi günü 27 Mart Cumartesi günü ya da öncesinde çözünüz. Diyelim ki 27 Mart Cumartesi günü bizle beraber çözmek istediniz. O Türkiye genel havasını yaşamak için. 27 Mart Cumartesi günü çözdükten sonra hep beraber denememizi bitiriyoruz. O gün saat 12'den yani saat 10'dan sonra 12'den çarşamba günü akşam 19'a kadar Sorularınızın cevaplarını doğru kaynak koma çalışma moduna giriyorsunuz. Yani doğru kaynak .com'u yazmak istiyorum. Doğru kaynak .kom'a gidiyorsunuz ve 31 Mart Çarşamba akşam 19'a kadar istediğiniz saate gidebilirsiniz. Bir şekilde girmeye başlıyorsunuz cevaplarınız. Ve girdikten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Biz sizlere 31 Mart 2021'de yani 31 Mart'ta sınav karnenizi gönderiyoruz. Saat 20'den itibaren sınav karneniz gelmeye başlıyor. Ya da doğru kaynak.com adresindeki çalışma modundan doğru cevaplarını, yanlış cevaplarını, hangi hataları yaptığını, Türkiye sıralamanı görmeye başlıyorsun. Dolayısıyla şu anda çözebilirsin ya da 27 Mart Cumartesi günü bizle beraber çözebilirsin. Ardından da 31 Mart çarşambaya kadar doğrularınız doğru kaynak.com'da çalışma moduna giriyorsun. Bak bu da önemli. Doğru kaynak.com'da çalışma moduna gidip giriyorsun. Ardından da girdikten sonra zaten bunlara alakalı videolarımız var. Oradan da bakabilirsiniz. Sıralaman gözükmeye başlıyor. Ne zaman? 31 Mart'ta sıralaman gözükmeye başlıyor. O zamana kadar biz hesaplıyoruz sıralamalar doğrular yanlışlar diye. Siz de bu zamana kadar da girmeniz için rahat rahat cevaplarınızı doldurmanız için bir süre var. E, deneme ne zaman ve nerede biz Cumartesi Dersanede Türkiye Genel olacağız? Acaba bu o mu? Hayır bu o değil. Bu başka bir şey. Bu Tonguç Türkiye Genel denemesi. Yani Türkiye'nin LGS'de öğrenciye en fazla destek olmaya çalışan akademisi olan Tonguç Akademi tüm Türkiye'deki öğrencileri Türkiye genelinde LGS denemeye sokuyor. Bu o deneme. Dolayısıyla o denemeye de gir. Okuldaki dershanedeki denemeye de gir ama hangi cumartesi bilmiyorum. Bizimki 27 Mart cumartesi olan deneme. Öncesi de çözebilirsin. 27 Mart'tan önce de çözebilirsin. Ve 31 Mart'a kadar da girmen gerekiyor doğru cevaplarını. Ondan sonra artık sıralamanı görme ihtimalini azalır. Yani oraya dikkat etmemiz lazım. Hello Turkey, I love you Turkey demiş. Güzel bir isim gerçekten. Tonguç hesabı olmayan. Tonguç hesabı olmayan ve doğru kaynak sesine üye olmayanlar cevap anahtarını alabilecek mi? Hayır. Alamayacaklar çünkü oraya üye Yani Tonguç hesabına gerekiyor. Doğru kaynak da olabilir. Tonguç hesabı da olabilir. Zaten burada yazıyor. Diyor ki ne diyor mesela? Tats, Tonguç mağaza.com ya da Tonguç.com üyeliği olan e-posta adresini kullanabilirsin. Yani arkada her şeyi de yazdık sizler için. Yani bir şekilde girdiğiniz zaman hem sıralamanızı görüyorsunuz. O soruyu kim kaç dakikada, kaç sürede yapmış, neler olmuş, kaç kişi yanlış yapmış, kaç doğru yapmış bunları görebileceğiniz mükemmel bir sınav karnesi hazırladık sizler için. Harika bir şekilde bence doldurmanızı tavsiye ediyorum doğrukaynak.com'da. Dolayısıyla bunlardan birine zaten sahip olmayan kalmadı. Siz de sahip olup mutlaka girin sıralamanızı görmek için. Türkiye genel denemede ben neredeyim arkadaş demek için güzelce doldurun. Ha bazıları fake yapabilir böyle onlara takılmayın siz. Sizler çalışkan öğrencilersiniz. Sizler mükemmel liseleri bekleyen öğrencilersiniz. Soru dağılımı nasıl olacak? E tabii ki normal LGS'de nasıl olacaksa gerçek sınavda olacak şekilde olacak. Yani 50 tane sözel 40 tane sayısal olacak. Yani 20 matematik 20 fen 20 Türkçe 10 inkılap 10 din 10 İngilizce olacak. Ve tabii ki de gerçek sınav modunda olacak. Yani bu zamana kadar işlediğiniz konular. ayrı gerçek ne bekliyorsa tam anlamıyla onu yaptık. Dolayısıyla biraz yanlışlarınız çıkabilir. O önemli değil. Musab Demir demiş ki nasıl gireceğiz online mı? Hayır. Sınavı gerçekten ton kitapçısından alacaksın. Kendin evde böyle dokuna bak sorular burada. Görüyor musun? Hemen kapatayım şöyle. Burada rahatlıkla çözeceksin evinde. Ya da işte 27 Mart Cumartesi günü bizle beraber Pomodoro şeklinde çözeceksin. Ama niye bir araya gelip çözmüyoruz hocam? E çünkü şu anda yani pandemi nedeniyle böyle kalabalık oluşmuyoruz. Ama bizler evimizde YouTube üzerinden Pomodoro'da çözebiliriz birlikte. O Türkiye geneli havasını yaşayabiliriz. Kendimiz evde de çözebiliriz. Güzel bir sınav provası yapabiliriz. Ardından da cevaplarımızı girerken, kodlarken yani zaten kağıtta birebir çözümüz cevapları kodlarken online bir durum oluyor. O da Türkiye sıralamamızı görmek için arkadaşlar. Dolayısıyla sınav online değil. Sınav gerçek sınav, kodlama online. Albatros diyor ki sınav zor ve eleyici olacak mı? Sınav arkadaşlar yani LGS Türkiye geneli Tonguç denemesi tam gerçek sınav ayarında olacak. Yani gerçek LGS'de ne kadar zor olacağı düşünülüyorsa o şekilde hazırladık. Gerçek LGS'den çıktığınızda hissedeceğiniz duygu hissetmenizi sağladık. Ama tabii ki şu anda eksikleriniz olduğu için birazcık fazla yanlışlarınız olabilir. Ama onları da görerek çalışarak hepsini kapatacaksınız. Yani gerçek LGS ne zorlukta olacaksa bu LGS'yi de o zorlukta hazırladık arkadaşlar. Adnan 55 demiş ki hocam deneme hangi konuları kapsıyor? E, bu soruyu cevapladık Adnan'cığım. E, tüm konuları kapsıyor. Cennet Taşkıran iki soru sormuş. Hemen başlıyorum. Denemeyi aldım. Bir program yapıp mı yapacağız? Yoksa kendimiz yapıp 27 Mart'tan bekleyeceğiz. Lütfen Tomuç görürüz. Arkadaşlar 27 Mart'tan önce çözebilirsiniz. Bugün git al çöz. Kimse sana bir şey diyemez. Ama 27 Mart'ta Cumartesi günü saat 10'da Tomuç Akademi YouTube kanalında hep beraber çözeceğiz. Mükemmel bir pomodoro yapacağız. Dolayısıyla ben olsam o sınav evet. havasını yaşamak için o gün çözerdim. Ama o gün dolusundur, işim vardır. O zaman öncesinde de çözebilirsin. 31 Mart çarşamba günü saat 19'a kadar da mutlaka doğru kaynak koma gidip kodlamamızı yapmamız gerekiyor çalışma modunda. İkinci soru matematik konuyu anlıyorum ama çözemiyorum. Bununla alakalı matematik taktikleri videolarımızı izle. Matematik için çok güzel kamplar yaptık. Hızlanma kampında, yeni nesil matematik soru avcısı kampında hepsini çok güzel güzel yaptık. Onları takip etmelisin cennet taşkına. Sedef Fırat demiş ki hocam 27 Mart'ta istediğimiz saatte girebilir miyiz? Ya tabii ki girebilirsin. 27 Mart'tan önce girebilirsin. Ama saat 10'da girersen... ...bizle beraber... YouTube'da o açık bir şekilde girersen orada sınav havasını yaşamış olursun. Ya da ya da istediğin saatte de girebilirsin. Kimse sana bir şey diyemez. Bu sınav öğrencilerimiz başarılı olsun diye yapıldı. Bu sınav öğrencilerimiz kendisini görsün diye yapıldı. Yani şu şöyle olsun bu böyle olsun. Hayır hayır sizin amacınız nedir? İyi bir liseye girmek. Bizim amacımız da sizi iyi bir liseye yerleştirmek. Bunun için eksiklerinizi görün dedik. Sizler için güzel bir deneme hazırladık. Yani güzel kelimesi biraz yetersiz olabilir. Mükemmel bir deneme hazırladık. Türkiye genel deneme ve buna girdiğinizde eksiklerinizi göreceksiniz. Doğru kaynaktaki çalışma modunda Kodlamanız yaptığınızda Türkiye genelinde sıralamanızı göreceksiniz ve çok güzel olacak. Niye? Çünkü yanlışlar olabilir. Herkes yanlış yapar. Ben de LGS'ye hazırlanırken ki benim zamanımda adı LGS değildi başka bir şeydi. 1970'li yıllar 60'lı yıllar hatırlamıyorum. Çok eskiden yani böyle bayağı bir eski dönemlerde. Ben de sınava girdiğim zaman heyecanlanırdım ama sınavdan sonra eksiklerimi görürdüm. Aa ben burada hata yapmışım. O zaman ben bu hataya çalışayım derdim. Ve o çalıştığım hataları da sınavda hiç yapmadım biliyor musunuz? Çünkü o hataları önceden gördüm. Dolayısıyla Ay yanlış yapacağım eyvah hiç korkmayın. Sınavda hata yapmamak için gerçek sınavdan önce yapacağınız provalarda bol bol hata yapın ki o hatalarınızı bir daha yapmayın. Melike tetik demiş ki canlı yayında cevaplar mı verilecek? Ben çözüm denemeyi bu olmuş. Ne yapıyorsun Melike? Tamam çözmüşsün tebrik ederim. Melike'yi tebrik ediyoruz bu arada. Canlı yayında cevapları vermeyeceğiz. Canlı yayında sınav provası yapacağız arkadaşlar. Sınavı çözeceğiz beraber. Canlı yayından sonra yani 20 Mart'tan sonra... 31 Mart 2021 Çarşamba günü sizler için Tonguç 8. sınıf YouTube kanalımızda deneme netlerinize göre Kitap tavsiyelerimiz olacak. 31 Mart 2021 çarşamba günü de saat 20'den itibaren doğrukaynak.com'da çalışma modunda doğru cevapları, çözümlerini tek tek izleyebilirsiniz. Hocalarımız sizler için tane tane anlattı, mükemmel bir şekilde anlattı. Oradan izleyebilirsiniz. Dolayısıyla her şey artık belli. Gidiyoruz, Tonguç Kitapçıları'ndan denememizi alıyoruz. İstediğimiz tarihte çözebiliriz. Ne zamana kadar? 27 Mart e, Cumartesi günü saat 10'da YouTube'da biz çözeceğiz. Yani hep beraber çözeceğiz. Dolayısıyla 10 zamana kadar çözebiliriz. O gün de biz, bizle beraber çözersen çok daha iyi olur. Ardından da ardından da 31 Mart çarşamba günü saat 7'ye kadar doğru kaynak koma çalışma modundaki sınav bölümüne kodlamaya başlıyorsun. Ne zaman? 27 Mart cumartesi saat 12'den itibaren. Yani 27 Mart 12 ile 31 Mart çarşamba arasında kodlamalar yapılıyor. Ardından sıralamalar gözüküyor 31 Mart'tan sonra ve diyorsunuz ki oh ben sıralamam buymuş. Benim yanlışlarım buymuş. Artık bu yanlışları yapmayacağım diyorsunuz ve mükemmel bir şekilde hem kaliteli bir denemeye girmiş oluyorsunuz hem de Türkiye genelinde sıralamanızı görmüş oluyorsunuz. Hadi bakalım Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Harika bir sınav olacak. Harika bir prova olacak. Ve bu prova sonrasında da netlerimizi artırmak için çok iyi bir şekilde kendimizi görmüş olacağız. Hadi bakalım. Bizler sizler için her şey yapmaya çalışıyoruz. Sizler de kendiniz için hadi bakalım bu denemeyi alın ve güzel güzel çözün.